Şimdi kameralarımızı Çeşme'ye çeviriyoruz. Ünlü şarkıcı Hande Yener tüm Çeşme'yi sallayan bir konser verdi. Bir de sürpriz konuğu vardı. Hande Yener Çeşme'de konser verdi. Serdar Ortaç'ın eşi konseri en ön sıradan izledi. Çeşme'ye de Hande Yener gerekiyor galiba. Serdar Ortaç'ın eşi Chloe de Çeşme'de. Merhabalar, teşekkürler, sağ ol. Chloe artık iyi derecede Türkçe konuşuyor. İyi ben de. Serdar şimdi Bodrum'a gidiyor, konser var orada. Hande, yani geçen hafta Serdar evet, buradaydı. Bu. O yüzden bu hafta geldim Hande için. Hande de benim arkadaşım. Buluşan... Eşi konser için Bodrum'a gitmiş. Şimdi Serdar Bodrum'a gitti. Bu gece Bodrum'un konser var. Yarın Kıbrıs var. Bir gün sonra Antalya var. O yüzden ben buraya kaldım. Sakinliği seçtim. Plaj konseri öncesi Hande Yener de geldi. Ooo, kimler burada? Hoş geldin. Sen Konsere ucu ucuna yetişen Hande Yener, dansçılarla Çeşme'de plaj konserine işte böyle çıktı. Sahne dar, hava sıcak, danslar serin. Hande Yener ve seyircisi keyifliydi. Hande Yener eski şarkılarını da seslendirdi. Konserde bazı Çeşmeli tatilciler sosyal medya hesaplarından canlı yayın da yaptı. Bodrum'da konser veren Hande Yener, Çeşme'ye bu yaz ilk kez gelmişti. Harika bir happy hour geçirdik Çeşme'deyiz. Bu yaz ilk kez geldim. Ama Çeşme'ye görüyorum ki Çeşme'ye de Hande Yener gerekiyor galiba. Bodrum'da işletmecilik yapan Hande Yener hem yurt dışına hem de yurt içine birçok tesis açarak turizmde dev bir isim haline gelmeyi hedefliyormuş. 7 gün gezeceğim diye düşünüyorum. Haftanın 7 günü bir zincir olarak. Birer gün uğrayacağım mekanlarıma. Enerjinin sırrı ne? Enerjimin sırrı gördüğünüz içerideki o inanılmaz sevgi dolu gözlerle bakan bizim güzel insanlarımız. Onların beklentileri beni uyutmuyor. Onların beklentilerini biliyorum ve enerjilerini fazla olduğunu çok iyi hissediyorum. Onlara o enerjiyi vermeye çalışıyorum müziğimle, sahneyle. Hande Yener konser sonrasında hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Bu genç arkadaşlar da Hande Yener'in şarkılarının isimlerini boyalarla vücutlarına yazmış.